Merhabalar tekrardan. Etleri tanıttık, anlattık. Bu kadar anlattığımız etleri pişirelim artık. Pişirirken nelere dikkat edeceğiz? Mangalda nasıl yapacağız? Hangi eti nasıl pişirmemiz gerekiyor? Onları anlatacağım. Şimdi hangisiyle başlayalım? Hadi bakalım. İnsanların en çok yemeği tercih ettiği yağlı, lezzetli, sırt kısmından çıkan antrikotla başlayalım. Antrikotumu alıyorum ve mangalımın başına geçiyorum. Hep beraber. Şimdi mangalımıza geldik. Mangalımızı yakarken nelere dikkat edelim? Ben genelde hep meşe odun kömürü kullanmayı tercih ediyorum. Hem pişerken etlere güzel bir is kokusu, tadını da veriyor. Mangalda yaktığımız kömürümüzün iyice bembeyaz rengi alması, yani hiçbir siyahlık, o karbon monoksitin kalacağı bir şey kalmaması gerekiyor. Tavamızı, dökümümüzü, neyimizi yapıyorsak yapalım, etimizi pişiren unutmayalım ne ocağın ateşi ne mangalın kömürü. Üzerindeki döküm ızgaramızdır. O yüzden ben her videomda, her anlatımımda söylüyorum. Evde ocakta yapıyorsak döküm tavada, mangalda yapıyorsak da döküm ızgarada eti yapmamız lazım. Çünkü amacımız yüksek ısıya kadar dökümümüzü çıkartıp eti ilk vurduğumuz anda mühürlemesi, yani dışını kabuk bağlatıp etin suyunu içinde hapsetmemiz. Şimdi mangalımızın hazır olup olmadığını anlamak için elimizi ızgaramıza yaklaştırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5'e gelmeden benim elim yandı. Demek ki mangalımız hazır. Demin ne yaptık? Antrikotumuzu aldık. Antrikotu veya herhangi bir eti mangalda yapmadan önce bolca yağlıyorum. Şimdi yağlamamı, hangi yağı kullanıyorum? İnsanlar genelde hep zeytinyağı mı diye soruyor. Ben zeytinyağının doğru olduğuna inanmıyorum. Niçin? Yağın buradaki görevi ızgaranın üstündeki ateşi, ısıyı direkt olarak ete yansıtması. Yani yağ buradaki transfer görevini sağlıyor. Transfer görevini sağlayabilen bir yağ kızartmalarda kullanılan yağlardır. Siz isterseniz bunu mısır özü, ister fındık yağı, ister ayçiçek yağı, ama zeytinyağı yoğun bir yağdır. Transferi sağlayamaz ve mühürlememizi yavaşlatır. Etimizin iki tarafında bolca yağladım. Daha sonra deniz tuzu, deniz tuzuyla bolca tuzluyorum. Tuz eti sertleştirir mi? Sertleştirmez. Tuz etin içine nüfuz etmez. Et genelde içine bir şey almaya değil, dışarıya suyunu, sıvısını göndermeye yatkın bir üründür. Dolayısıyla buradaki mühürlemede bize yardımcı olacak olan tuz, bolca tuzlayabiliriz. Şimdi etimizi pişirirken de devamlı, çok meraklıdır insanlar, maşayı alır öyle çevirir böyle çevirir, bunlara çok gerek yok. Az temas edeceğiz, az dokunacağız. Şimdi etimizi önce mangalımızın yüksek ısılı olan yerinde, antrikotumuzu orta derece pişireceğimiz için ve işlemimize başlıyoruz. Unutmayayım, böyle patates ve soğanı mangalda mühürlemeyi de çok seviyorum. Aynı şekilde patatesi ikiye böldüm ve yağladım. Ve ilk etimizin önce patateslerimizi ve soğanımızı koyuyorum. Güzel bir tat verecek yanına. Şimdi burada da bir döküm tavam var. Bu niçin? Bunu biraz sonra göreceksiniz. Şöyle ısınması için buraya koyuyorum. Daha değişik lezzetler katmak için. Evet, etimizle başlıyoruz. Etimizi tuzladık, yağladık ve mangalımıza yapıştırıyoruz. Duyuyorsunuz sesi. Et dökümden aldığı ısıyla beraber pişmeye başladı. Et pişerken yavaş yavaş şuralarından hafif hafif yukarıya doğru ısı almaya başlayacak. Of, mükemmelli ateşimizi, kömürümüzün, tam yanmış kömürümüzün ateşi de vuruyor. İyice çok lezzetli bir is kokusu da verecek etimize. Ve cızırdaya cızırdaya yüksek ısıyla etimizi pişiriyoruz. Antrikot orta ve orta iyi pişmişe en uygun etlerden bir tanesidir. Eğer ki ben gerçek lezzeti almak istiyorum, yağlı bir et yemek istiyorum, lezzetli bir damak tadı istiyorum derseniz, evet antrikot. Antrikot bonfileye göre birazcık daha çiğnenmesi gereken bir ettir ama onun sahip olduğu lezzet mükemmeldir. Şimdi etimizin etrafından hafif hafif pişmesini görüyorsunuz. Yukarı doğru yükseliyor. Orta pişmiş bir et için yaklaşık 1,5-2 dakika bir tarafını, 1,5-2 dakika diğer tarafını pişirmek yeterlidir. Fakat yapılan hatalardan bir tanesini daha göstereceğim. Şimdi etimizi, bakın, direkt arka tarafını çevirmiyorum. 90 derecelik açıyla mühürlemeye devam ediyorum. Ve et şu anda pişmiş olduğu için mangala hiç yapışmadan ayrılacak. Bakın, hiçbir güç uygulamadan çevirdim. 90 derecelik açıyı aldım. Ama ne yapıyorum? Mangalda aynı yere koymuyorum. Çünkü döküm ısısını burada ete yansıttı. Isıda azalma oldu. Evet, şimdi etimin diğer tarafına çeviriyorum. 90 derecelik açıyı verdim. Yine dökümün farklı yerine koyuyorum. Bakın. Bakın. Ne kadar güzel, yumuşacık, pamuk gibi
ve mühürlemesi gerçekleşmiş. İnanılmaz güzel gözüküyor. Bu dakikayı herkes soruyor. Kaç dakika bir tarafı, kaç dakika bir tarafı? Evet söylüyorum. 2 dakika bir tarafı, 2 dakika diğer tarafı orta pişmişe uygun ama biraz daha siz profesyonelleştikçe dokunarak anlayacaksınız. Bakın ete dokunduğunuzda et böyle çok jölemsi, jelimsi bir halde ise bu az pişmiş, az orta pişmiş seviyesindedir. Et piştikçe yavaş yavaş kendini çekmeye başlar. Dolayısıyla dokunduğunuzda hafif sertlik hissettiğinizde bu orta pişmişe uygun olacaktır. Şimdi etimizin diğer tarafına döndük. Bakın toplamda 3 defa müdahale ettim. Koydum, artıyı verdim, diğer tarafına geçtim ve en son hamlemi yapacağım. Dördüncüyü çevireceğim, orada bitirmiş olacağım. Bazı insanlar deler, keser, çok temas eder. Mangala dokunmaya çok meraklı insanlar vardır. Her temas ete zarardır. Etin suyunu kaybetmesini sağlarsınız. Dolayısıyla su kaybı lezzet kaybıdır. Dry aged yapılmış mükemmel bir antrikotta siz az temas, az delme, çok yoğurmamayla mükemmel tada ulaşırsınız. Evet, son hamlemize geçiyoruz. Etimizin arka tarafının 90 derecelik izini de vereceğim. Bakın, görüyor musunuz? Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bütün suyu içinde ve geliyor. Çok az kaldı etimize. Evet, bu arada patateslerimize bakalım. Bakın, bakın. Orada da güzel artı izimizi verdik. Diğer tarafını da çevirelim. Patateslerin daha çabuk olmasını isterseniz çok az bir süre haşlayabilirsiniz bütün olarak. Hazır haşlanmış olarak patatesi de içine böyle dilimleyip atarsanız soğan, bunun yanında domates veya biber de tam damak tarifimize uygun ürünlerdir. Şimdi kontrol ediyorum. Antrikotum şu anda orta pişmiş seviyeye uygun. Çok güzel bir tad aldı. Damağınıza göre tavsiye edeceğim bir şey. Şimdi döküm tavamızı ızgaramızın kenarına koydum. Isınmasını sağladım. Ben değişik aroma, değişik tatlar istiyorum diyen ner için biraz tereyağı atıyorum. Tereyağını burada eritiyorum. Hatta daha da abartıyorum. Biraz tane sarımsak tat versin diye. Taze kekik benim vazgeçemediğim, en beğendiğim tatlardan bir tanesi. Ve tabii ki de olmazsa olmaz biberiye. Biberiye hem antioksidan özelliği hem aromasıyla etlere çok yakışan sevdiğim taze baharatlardan bir tanesi. Burada biraz tereyağımı iyice eritiyorum. Şimdi sizlere çok fazla duymadığınız ve çok önemli bir husustan bahsetmek istiyorum. Bakın, eti pişirdik, pişmemiz bitti. Alelacele servis mi edeceğiz? Hayır. Etin içindeki bütün su damlacıklarının, o lezzet veren her şeyin homojen bir şekilde dağılabilmesi için etimizi servis etmeden önce yaklaşık 30 saniye mangalımızın biraz daha az sıcak olan bir yerine dinlendirmemiz lazım. Bakın etimizi aldım. Etin bütün işlemleri bitti. 90 derecelik izlerini verdim. Şimdi ben etimi biraz yaklaşık olarak 30 saniye kadar bir yerde dinlendiriyorum ki yüksek ısıya maruz kalan etin içerisindeki su damlacıkları, su tanecikleri hepsi homojen olarak dağılabilsin. Bu sırada benim burada tereyağım eriyor ve gördüğünüz gibi biberiye, kekik, sarımsak hepsi aromasını alıyor. Ben tereyağının içerisindeki bu kekik, biberiye ve sarımsağın dağılımının eğer ki bu aromayı da yemek istiyorum diyenler için bir tavsiyem olacak. Hafiften içine koyacağım. O tereyağıyla biraz böyle çektireceğim onu ve daha bambaşka bir tada ulaşacağız. Evet, antrikot kenarda dinlendi yaklaşık bir dakika. Buradaki aromamız da eridi. Şimdi bakın, bunu bunun içine yatırıyorum. Duyuyor musunuz? Biberiyeler, kekikler, sarımsak, o mükemmel tereyağı. Of! Mükemmel bir lezzete ulaştık şu anda. Çok az dinlendirdim. Tavamı kenara alıyorum. Şimdi size tabağıma koyduğum etimi. Daha bitmedi. Özel hususlarımız daha var. Dilimlerken de çok dikkat etmemiz lazım. Etimizin su yoluna doğru etimizi dilimlememiz lazım. Bakın hemen uçtan başlıyoruz. Bakın tam bir orta derece pişmiş hale getirdik. Şimdi etin içinden ben size daha net göstereceğim. Bakın etin bütün suyu içinde hapsolmuş durumda. Yaklaşalım. Görüyor musunuz? Nasıl akıyor? Sular içinde kaldı. Normalde bu hareketi yapmadan direkt yemem lazım. Çok lezzetli. Bu şekilde pişirirseniz bakın orta derecede pişmiş. İçinde hiçbir pembelik yok. Mükemmel
suyuyla afiyet olsun.